Yepyeni bir Clash Royale videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videodaki konseptimiz artık biliyorsunuz oyun tamamen değişti. Evrimli kartlar geldi. Ben kraliyet devini bastım ama siz ne basabilirsiniz? Öncelikle bunun hakkında konuşalım ama konuşmadan maçımıza başlayalım ki sizi de sıkmayalım. Arkadaşlar şu an aslında en çok kullanılan ve en popüler olan tabii ki fişekçi. Fişekçiyi basabilirsiniz. Ama eğer havan oynamayı seviyorsanız havan da şu an hem daha hızlı vuruyor eskiye göre. Yani hem daha seri vuruşlar yapıyor. Hem de yani maçın kaderini değiştirebilecek kartlardan bir tanesi oldu. Fişekçiye harca atmayacağım. Kale görüyor çünkü zaten. Tamam. Oo. Arkadaş sıkıntılı bir deste oynuyor. Evet, maalesef. Bu desteğe karşı çoğunlukla kaybediyoruz ama tabii kendimizi böyle şartlandırmayalım. Ya fişekçi bakın evrimsiz hali bile zaten ne kadar iş yapıyor ki. Bir de evrimli halini düşünün. Cellattan vuruş almamamız bizim için çok güzel olur şu anlık. Ana kulesini aştıracak büyük ihtimalle ama biz kraliyet devi oynadığımız için bir sıkıntı değil bu. Aynen kovalayacak. Güzel. Atalım. Şifacı ittiremiyor bu arada. İşte şifacı bizi şu an mahvediyor. Yani güzel toparladık demeyeceğim. Güzel toparlamadık. Ama en azından şu anlık durumu kurtardık. Ya bu deste bize çok anti ama zaten bu oyunda yani eğer kuponuz düşük değilse, çok düşük değilse anti atmaya yemin etmiş böyle tüm her şeyini ortaya koyarak anti atmaya çalışan bir oyun. Ya bunu zaten biliyorsunuz gerçi boşu boşuna burada benim dinlendirmem de bir şey ifade etmez. Tamam. Hata yaptı. O alev topu çok gereksiz erkendi. Arkadaşlar şu an sağdan basacaktım ama şifacı nedense oraya dönmeyi tercih etti. Herhalde zeki bir kart olduğu için diye ben olsa gerek öyle tahmin ediyorum. Şifacı ölsün diye attık. Fişekçi ikinci vuruşu yapar onu öldürür. Çok güzel. Her şey güzel gidiyor. Oyun burada bitti. Oyunun kilit noktası. İkinci bir kraliyet deviyle şu anki oyunumuzu taçlandıracağız ve kazanacağız. Fişekçi, bakın arkadaşlar fişekçi neden basın diyorum. Şu an sahnede 3 tane fişekçi var. Ve 3 taç çektik bu sayede neredeyse. Hatta neredeyse değil çektik şöyle. Evet. Yani fişekçi normalde bile çok iş yapıyor. Karşınızdaki adamda oklar olabilir, her şey olabilir, alev top olabilir ama siz fişekçiyi sürekli döndürebilirsiniz. Bu arada oynadığım desteği size şöyle göstereyim. Hoşunuza giderse kullanabilirsiniz. Bu normalde bende 2 seviye diye bir bakayım gene de. Evet dediğim gibi. 3 seviye bile değil ama sezon yükseltmesi verdiği için şu an onu çok rahat kullanıyoruz. Ya sürekli video falan atmayacağım arkadaşlar. Tabii eğer bir istek olursa atarım. Hani ben bunu bir iş olarak değil de dediğim gibi hem eğlencesine hem zaman geçirmek için atıyorum. Umarım bu video hoşunuza gider. Karşımızdaki rakiplerin hepsi bu arada nihai şampiyon. Yavru ejderha nedense yemin etti. Kitlenmedi kaleye. Ben kitlenmem dedi. Beni yıldıramazsın dedi. Kendi tercihi tabii ki. Şu an 2-3 iksiri falan var. Tamam oyun onun için aslında burada bitti. Bundan sonra onu rahat bırakmam. Evet. Yani. İstediğini yapabilir. Diğer kaleyi de alacağız şimdi. Son 3 iksirini de bunu harcadı. Yok ben senin gerekeni yaptım sana diyeyim ben. Normalde atmamıza gerek yok da daha hızlı olsun diye atıyorum. Yoksa zaten biliyorsunuz evrimli kraliyet devi hallediyor. Bu maçın kolay başladığına bakmayın. Bu karşımızdaki rakip de bu arada nihai şampiyon. Ben oyun sonu isterseniz göstereyim zaten. İçiniz rahat olsun.
Hani basit adamlara karşı bilerek yapmıyorum videoyu normalde. Daha düşük hesap da var. Ama içinizde biraz rahat olsun istiyorum. Köprüde bilerek keseceğiz yavru ejderhayı çünkü tekrar bir gereksiz kesmeyelim, kesmeyelim. Gereksiz bir zehir oldu, onu değerlendirelim. Çok teşekkür ederim. Daha iyi benim için. Üçtaca geleceğim zaten. Buradan ben bu maçı verirsem oyunu silerim arkadaşlar. Çok net söylüyorum. Ki vermeyeceğimi zaten az buçuk siz de biliyorsunuz. Bu taraftan mezarlık dener mi? Artık hiçbir önemi yok. İsterse iki kalemi birden alsın. Ben bu üçtacı çektim zaten. Gelecekten haber veriyorum size. Dediğim gibi şu an yapabileceği hiçbir şey yok. Evet. Yani boşuna boş deniyor arkadaşlar. Boş çaba bunlar. Vur bir tane. Helal. Üçüncüyü vurdu mu? Vurmadı. Bir tomruk yeterli olur. Bir kaleye bile ona vermek istemiyorum. Hızlı olalım. En başta bu emoji atıyordu değil mi? Bol şans falan değil. Eziksin. Yani. İşte böyle kötü oyuncuları yendiğimizde ayrı bir zevk alıyorum arkadaşlar. Çünkü maçlar çok hızlı bitiyor. Yani ben size gene göstereyim. Bakın adamın önceki sezonu ve en iyi sezonu. Zaten en iyi sezonu da o önceki sezonmuş. 1651 kurdele yapmış. Ondan önceki rakibimiz. O da 1321 kurdele. Bu yenildiğimiz oyuncu kaç yapmış? O da 2500'lerde. Ondan önceki 1655 falan filan yani. Evet. 2300'e kadar çıkmış diğer yendiğimiz rakip. Şuradan ücretsiz ödülümüzü alalım. İki maç attık sanırım. Son maçta da şampiyona çıkıyoruz ve sezonun daha ilk günü. Karşımıza gelen rakipler zaten derece yapabilecek rakipler geliyor. Evet. Bol şans dedik. Arkadaşlar mesela fişekçiyle arkadan başlamak mantıklı bir hamle değil. Çünkü hemen kalenizi açtırmamaya dikkat edin. Rakibin psikolojiyle oynama taktikleri bunlar. Ya bu arada fişekçiyi basın dedim. Bakın fişekçinin çok antisi var. Ama yani dediğim gibi önemli olan hızlı bir döngüyle onu bertaraf edebilmek. Ya mesela bu adamın yaptığı da şu an anti değil mi? Anti. Tamam. Şöyle hepsine gelsin. Onu öldürebilirler mi hızlıca? Evet, öldürebilirler. En arkadan çıkalım arkadaşlar. Adamın destesini daha tanıdığımız evrelerdeyiz. Adam da kendine güveniyor. Fişekçi atarsam özelliğini yansıtacak. O yüzden atmıyoruz. Alev topunu kullandırmak istiyorum aslında. Oo, çok sıkıntıdayız şu an. İyi toparladık mı? Ne diyorsunuz? İyiyiz, iyiyiz, güzeliz. Bir vuruş oradan. Güzel. 100 falan vurdu. Abi fişekçi gerçekten güzel. Ana kulesini açtırır büyük ihtimalle zaten burada. Yani. Ha, kraliyet devinin en güzel avantajlarından biri. Tavanı bu şekilde bertaraf edebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada size şunu da söyleyeyim. Evrimli kartlar arasında en yetenek gerektiren havan olandır. Yani havan evrimi en yetenek gerektiren deste. O yüzden eğer havan kullanmada böyle kendiniz çok iddialı değilseniz havanı ben basmamanızı öneririm diyeyim. Şu an özellik basmaz. Atalım biz. En arkadan çıkalım. Özellik basarsa yetişmesin ama eyvah eyvah. Güzel yansıtamadı. Nasıl yansıtmadığını düşünüyor bu arada. Adam haklı. Gerçekten nasıl yansıtmadı yani. Onu ben de şöyle koruyabilir miyiz? Fişekçi kardeşim yanlış yere vuruyorsun sanki be. Neyse. Şeye geldi aklıma diyor ya nasıl yapacağız ablam onu be? Tam zamanında özellik bastı rakip. Kaleye hayvan gibi vuruyor farkındaysanız.
Minipek aldın onu. Nerede alacaksın değil mi? Nerede? Bırak adam bizi mahvetsin, sonra alırsın. Bilerek kaleye vurmak için böyle yapıyorum arkadaşlar. Şu an kaleye vurmak bizim için çok daha önemli. Rakip de kendini garantiye almak için tabii ki riske atmak istemiyor. Bir tane vurabilir mi? Vurur. Yani oyunun saçmalığıydı. Başka bir büyüsü var mı? Buradan aldık mı? Yapma be. Oo. İyi oyun. Emoji atmayacağım çünkü gerçekten çekişmeliydi maç. Adama saygısızlık olmasın burada. Evet arkadaşlar, bu videoda şampiyon yaptığımız day oldu. Zaten son 3 maç kaldı diye ben özellikle video kaydını açmıştım. Şuradan bu arada sezonu göstereyim. Son 33 gün 13 saat diyor. Yani sezon bu sabah mı yenilenmiş oldu? Yanlış bilmiyorsam sezon bu sabah yenilendi. Evet, öyle hatırlıyorum. Şimdi son savaşta, yani videoda 3 tane savaş attık. Son 3. Ondan önceki videoda olmadığım yerlerde de genelde zaferdeyiz. Mesela gördüğünüz gibi arada bir tabii ki mağlubiyet alacağız. Ama buralar full zafer 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 diye gidiyoruz. Zaten evrime bastığımız yerlerde şuralarda bir yerde. 12 saat önce falan bastım ben de. Şimdi arkadaşlar genel olarak ben bu desteden memnunum ama bu bir meta destesi değil. Yani ben bunu denemek için aldım ve çok memnun kaldım. Siz de bunu alabilirsiniz. Ama mesela Furkan Arabacı'nın dünya birincisi bitirdiği sezon, önceki sezondu. O Evrimli Kraliyet Devi'nin odunculuğu farklı bir versiyonuyla, tabii ki bu desteye göre daha ağır bir versiyonuyla dünya birincisi oldu. Yani bununla nihai şampiyon rahat yaparız ama öyle çok iddialı bir sıralara yükselebilir miyiz? Allah bilir. Ama tavsiye ediyor muyum? Ediyorum. Basabiliyorsanız bunu basın. Çoğu deste için iyi. Bu deste çok da ağır anti olacak bir deste yok. Eğer iyi oynarsanız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer istek olursa Evrimli Kraliyet Devi ile daha fazla video çekerim. Siz de tanımak istiyorsanız veya klanımıza gelebilirsiniz. Şuradan klan etiketini size gösterebilirim. Klan adından bu şekilde yazabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.